Tebrik ediyorum. Bir sağına baksaydın iyiydi ya. Şu an böyle bu ameliyata girecek hasta tedirginliği var mı? Evet. Veya dişçiye girecek böyle diş ağrısı. Bu şeyle karşılaşmış bilmiyorum. Arkadaşlar günaydın. Bugün ayın kaçı ya? 14'ü. Vay arkadaş, 14'üne gelmişiz ya. Neyse, günaydın tekrar. Bugün yine çıktık Mehmet'le. Sabahleyin geç kaldı Mehmet. 2 saat bekletti beni. Ama olsun, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bugün dedik ne yapalım? Yapacak bir şey de bulamadık. Dedik ölümüne gidelim bugün. Bizim buradaki Turunç tırmanışını yapalım. Ben de ilk defa çıkacağım Turunç'a. Mehmet zaten ilk defa çıkacak. Bakalım, Allah sonumuzu hayretsin. İnsan için yapılmış yokuşlara gitmiyoruz. Hayırlısı bakalım. Kazasız belasız döneriz inşallah. Hadi yoldan görüşürüz. Şimdi içmelere doğru aheste aheste geldik. Nasılsa Turunç'ta bayağı bir tırmanış yapacağız diye. Keyfimize baka baka geldik. Hava sıcaklığı da güzel, 22 derece. Tırmanış bizim için daha rahat olacak. Zaten buralarda yaz sıcaklarında dediğim tırmanışları yaparsınız. Yapılmaz diye bir şey yok ama ya çok ne bileyim sıcak. 40 derecede Turunç'a tırmanmak akıl işi değil. Gidiyoruz bakalım. Keyifli gidiyor şu an. Şu ana kadar bir 9 kilometre yol yaptık. Az sonra Turunç tırmanışı başlayacak. Yokuşun ucu gözüktü. Yüzde kaç yazıyor orada? 8 mi? Yalan. Külle en yalan. İşte bu 20 falan da vardır burada. Vardır. Evet arkadaşlar, yokuş başladı. Bak, buraya bisiklet yolu diye tabela koymuş adam. Bak, görüyorsun değil mi? Kaç kilometre yazıyor? 11. Oh. 3. O Turunç'a kadardır ya. Yanında 4.3 kilometre. Ha, 4.3 kilometre ise iyi. İçmelerden çıkıyoruz. İçmelerden çıktık. Eşek çatlatan yokuşuna geldik. Eşek değil bu, at çatlatıyor. Eşek bile %7'nin üstündeki yokuşa gitmezmiş. Öyle mi? Evet, eskiden... Nereden biliyor %7 olduğunu? Eskiden eşeğe sürerlermiş yol yaparken. O nereden geçerse oradan yol yaparlarmış. %7'nin üstüne gitmezmiş eşek. Yavaş yavaş çıkacağız ya. Yavaş mı? Yavaş çık o zaman. Yavaş çıkıyorum zaten. Oğlum dün bir de koştum ya ben. Hiç zorlayasım gelmiyor kendime. Şu an %12 çıkıyoruz. %14. 16. İnsan çıkacak buraları, insan. Bak bunlar güzel Sakar alıştırması oluyor. Buranın toplam yüksekliği 540 metre olması lazım. Yine yukarı çıktığımızda bakarız. Sonra bir düzlüğe geliyorsunuz. O düzlük bittikten sonra aynı bunun gibi tırmanışın tersi var. O da Turunç'a indiriyor sizi. Yani iki tırmanış yapmanız lazım. Hem giderken hem dönerken. We'll be right back.
Evet, hadi bir küfür et, bu bipleyeyim burayı. Bak. İnsan için yapmamışlar değil mi burayı? Bu yokuşu yapan. Yapan müteahhit. Bak düşün, öyle bir yere çıktın ki şu an. O bayırdan çıktığımız yokuşu inebiliriz yani şu an. Ama güzeldi, keyifliydi ya. Ben zevk aldım yani. Sen zaten her türlü zevk alıyorsun müdür? Sende var zaten. Bir sapıklık var sende. Böyle bir acıya meyil var. Evet arkadaşlar, biraz dinleyelim burada. Şimdi biraz sonra turunç inişi yapacağız. Çıkacağız değil mi bir de onu? Bir de çıkacağız. Burası zaten 4 aşamalı. İkinci aşama iniş. Üçüncü aşama çıkış. Ondan sonra tekrar iniş. Evet arkadaşlar, burası Turuncun Tepesi. Sonunda çıktık Turuncun Tepesi'ne. Manzarayı görüyorsunuz. Yani yoruyor insanı. Ama değer mi? Siz karar verin artık. Bence değer. Sence? Bence de değer. Bana tamam. Level atlatmada ikinci parti yapıyoruz. Aynen. Mehmet'e level atlatıyor. Bana da level atlatıyor şu an. Ben de ilk defa Turunç yokuşuna çıktım. Amos değil mi şurası? Nereye? Şu bir arka Amos. Evet, galiba orası. Harika. Manzara olarak dehşetül vahşet. Mehmet şöyle bir çekilirsen. Sen de fazla geri gitmezsen. Araba içinden geçmez yani, çarpar. Oksanda 3 vardı mı sizde? Kalmadı mı? O zaman BİM'i sorayım, nerede? Evet, A101'e BİM'i sorduk. BİM'e de gidip A101'i soralım. Nasıl? Böylesi var elektrikli. Oh. Evet arkadaşlar, sonunda yokuşları benim için bitti. Sağlam bir çıkıştı ama. Yani gerçekten özellikle ilk başları gayet zordu. Elektrikli bisikletleri görünce de insanın morali bozuluyor yani. Ama yine turistten kurt çapı kaptım yani, güzel oldu. Evet, şimdi Mehmet'i bekliyorum. Benim için en keyifli an şu an. Yani yokuşları bitirip Mehmet'i beklemesi. Tura zaten ben bunun için çıkıyorum. Başka sebebi yok. Bisiklet falan sevdiğimden değil yani. Sırf Mehmet'i beklemeyi seviyorum. Hadi yoldan görüşürüz.
Evet arkadaşlar, yine mekanımıza geldik. Evet, turumuzu bitirdik. İçmelerdeyiz şu an. Biraz dinleniyoruz. Yorgunluk atalım. Malumunuz bugün acayip bir tur yaptık. 35-40 kilometrelik dehşeti vahşet. Ama tırmanışı bol alan bir tur oldu. Bugün zaten tırmanış antrenmanı yaptık resmen yani. Sağlam da bir tırmanış antrenmanı oldu. Güzel geçti, kazasız belasız. Hadi bir dahaki turlara görüşmek üzere. Mehmet iyi bu arada yani, sıkıntı yok. Hadi bay bay.